Annem bir daha bas frenge, bir daha bas. Ya anne basıyorum ama durmuyor, frenler durmuyor. Abla ne olur bir şey yap. Lütfen abla bir şey yap ya. Yalnızcığım yapıyorum ama tutmuyor işte ya. Bize yardım et yarabbim. Ne yapacağız ya, ne yapacağız? Kızım basma. Kuzularım. Kuzularım. Kuzularım Pembe. Anne. Mavi. Mavi. Abla. Abla beni duyuyor musun? Abla. Anne. Anne. Anne bir şey olmuş ablama. Abla. Abla bana bak abla. Abla beni duyuyor musun? Aç gözlerini ne olur ya. Sarsma gülüm sarsma. Kafasını çarpmış. Dur. Dur. Ambulans ara. Ambulans ara. Annem! Ay. Annem, annem! Bekliyoruz enişte. Yani daha doktor haber vermedi. Tamam. Eniştem deliye döndü ya. Hepsi geliyorlar. Allah'ım, Allah'ım! Sen esirgeren benim. Allah'ım hiçbir şey olmasın ne olur evladım. Bağışla bana onu ya Rabbim, bağışla ne olur Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Doktor bey, kurbanın olayım ne olur güzel bir şey söyle. Açtı mı evladım gözünü, iyi mi? Evet iyi. Çarpmanın etkisiyle bayılmış. Kendisi de bebeği de gayet iyi durumda. Ne? Ne? Bebeğe mi? Evet, bilmiyor muydunuz? Kızınız hamile. Yok, yok. Esra mı diyorsun? Hamile mi gerçek? Evet, hamile. Bebek geliyor, geliyor. Teyze ne oluyor ben şimdi? Ben ne yapıyorum? Ya teyze oluyorum ya. Ay Allah'ım ya, sana şükürler olsun. Bana şükürleri de korsetti ya. Kızımın yanına gidip görebilir miyim doktor bey? Şu an uyuyor ama odaya girebilirsiniz. Kendine gelince taburcu ederiz. Tamam, tamam. Allah razı olsun senden. Allah senin de ne muradın varsa versin oğlum. Sağ olasın. Giriyorum ben içeri. Hadi, hadi gir. Kıyamam ben sana, anasının kuzusu. Anasının kuzusu, kıyamam oy. Ana, Ali öğrenince ne kadar sevinecek değil mi kız? Evet ya. Bugün kutlu bir gün evlatlarım. Aa, bugünü bir koşuya yazın. Anneanne oluyorum, anneanne. Mavi karnındaki bebeğinle hiçbir yere gidemez. Öyle ya. Çocuğu babasından ayıracak hali yok ya. Torunum Hızır gibi yetiştiğim dadıma. Oy anneannesinin kuzusu, kuzusu, kuzusu. Oy, oy. Kalıyoruz yani konakta. Değil mi? Tabii kalıyoruz kız. Karnında bir goreçki taşıyor artık. Allah! Tutmayın kız beni, vallahi oynayacağım yeminle. Kız bebeğim, ben de oynayacağım kız. Oynak bir şeyler çalsana. Geç kız, gel, gel. Ay. Ay, ay, ay.
ya, hasta yatıyor burada. Anne, yapmayın ya, ayıp. Ne ayıbı kız? Sevinçten oynuyorum, sevinçten. Ben çalmadan oynayacağı haldayım. Ama horeçkilere veliaht doğuracak benim kızım. Allah. Ay. Haydi, haydi. Kolay gelsin. Sağ ol. Aa, ne yapıyor bunlar ya? Göbek atıyorlar. Koş, koş. Düştük. Artık'ın konak da gök sanırız ama. Anne, yenge bir susun ya, bir durun. Ne yapıyorsunuz ya? Ya hasta var, rahatsız olacak. Yapmayın lütfen. Ne yapıyorsunuz siz ya? Delirdiniz mi? Ya bırak. Delirdik ya. Sevinçten delirdik. Çok mu belli? Anneanne oluyorum ben hemşire hanım. Ondan böyle oynuyorum ya. Burası hastane. Düğün salonu değil. Hastaları rahatsız ediyorsunuz. Aa, ne rahatsızlığı canım? Aa, şuncacık yerde kendi kendimize çalıyoruz, oynuyoruz. Kime ne zararımız varmış? Ayrıca onlara da moral olur. He. Aa, bak, bak kadın fosur fosur uyuyor. Eğer rahatsız olaydı uyuyabilir miydi? Uyuyamazdı. Ha, bak soralım. Refekatçi hanım, rahatsız oluyor musunuz mu? Evet, çok rahatsız oluyoruz. Deme. Derhal dışarı. Dışarı çıkın diyorum size. Ya, tamam, tamam ya. Yendim giderim. Tamam, bırak, bırak kızım, ya. Ben çıkarım, dur hele. Bırak. Aa, tamam, hemşire hanım ya. Koridorda bekleyin. Hastanız kendine gelince ben size haber vereceğim. Tamam. Ben dedim deme ama size. Ya Allah Allah. Kime ne zararımız var? Ali. Ha bak oradalar, oradalar işte. Oh şükür Fatma'ya bir şey olmamış. Sana ne oluyor Cemal? Sen niye özellikle ona seviniyorsun? Safo, minnacık bebesi var kadının ya. Ben vicdanlı bir adam olarak aklıma düştü işte. Zaten babası yok çocuğun. Bir de anasız mı kalsın garip? Doğru diyorsun. Asim anne, iyi misiniz? İyiyiz annem, iyiyiz. Merak etme, çok şükür. Mavi? Mavi nerede? Mavi kafasını direksiyona vurunca ıcık bayıldı. Bayıldı mı? Doktor ne diyor? Nerede doktor? Dur, 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 dur. Enişte dur. Sakin ol. Ablam iyi, merak etme. Zaten uyanınca taburcu edeceklermiş. Oh, çok şükür. Gördün mü oğlum? İyiymiş. Ay vallahi bir araba sürdü. İnanamazsınız, uçtuk sanki, uçtuk. Peki, sizin araba yoldan nasıl çıktı? Bilmiyoruz ki enişte ya. Vallahi ablam bastı freni ama durmadı yani araba. Ne oldu ki acaba Cemal? Ne bileyim, frenleri tutmadı herhalde. Aman boş verin freni mireni. Olan oldu. İyiyiz bak Allah'a şükür. Şükürler olsun ya. Damat. Sen biliyor muydun ya? Neyi biliyor muydun? Aa bak, suratın şu şekil olduğuna göre haberin yok, ben anladım. E o zaman müjdemi isterim. Müjdemi isterim derken? Sizin bir bebeğiniz olacağımış. Ay, ne? Bizim bir bebeğimiz mi olacak? Hey ya, Mavi gebeymiş oğlum. Asime, Asime Allah aşkına doğru mu söylüyorsun? Vallahi doğru dumurum. Doktor dedi demin. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, duydun mu Fazıl Bey? Torunumuz geliyor ayol. Duydum Refika, duydum. Dede oluyorum, dede. Ben de amca oluyorum. Ulan aslanım benim ya. Ama ben şok şu an. E Ali canım, hani siz şey yapmıyordunuz? Oha. Hayır, yani beraber yatmıyordunuz anlamında şey ettim. Ya Safo, edilecek laf mı şimdi bu ya? Ama Cemil, ben de haklı olarak merak ettim canım. Allah Allah. Ah benim canım ya, tebrik ederim. Bak aileye bir tane daha güreşçi geliyor. Vallahi billahi çok sevindim yengem. Ama bak ne yalan söyleyeyim, Cemal Junior'la arasında biraz fark olaydı iyi olurdu ama hadi neyse. Bir şey olmaz kızım ya. Cemal Junior'ın popülaritesine bir şey olmaz. Hem zaten bunların iki kız olur. Hadi oradan.
Erkeği kızım varmış bu işin, evlat evlattır. Şaka kız şaka. Ben baba oluyorum. Şükür babaanne oldum. Baba. Dedem oldum. Dede oluyorum. Babam. Ya senin sevincini yerim ben. Ah yenge. Amcasın. He? Baba. Abim. Aslanım benim. Ya. Damadım. Çak. Çak. Hasan kendine geldi. Görebilirsiniz. Hayır yaşamayın. Nereye gidiyorsun ha? Burada. Ha, burada. Hayır. Yürü. Mavi, canım. Mavi, annem, kendine geldin mi? Geldim, geldim anne de. Ne oldu öyle ya? Annem, vallahi biz de anlamadık ha. Arabada gidiyorduk, sonra birdenbire böyle koç gibi dostluğu verdik ya direğe. Çok korkuttun bizi canım. İyisin değil mi şimdi? İyiyim, sağ ol. Ay vallahi verilmiş sadakalarımız varmış. Ay Allah'ım sana şükürler olsun ya Rab. Geçmiş olsun kızım. Ucuza atlatmışsınız. E vallahi ya. Geç bu kaza sayesinde de müjdeli haberi almış olduk ya. Ya. Müjdeli haber derken? He. Sen hamileymişsin. Hamile miyim? Evet. Ay annem. Kendi de bilmiyordu zar. Annem, sen gebeymişsin ya. Bak utandırdınız kızı ama. Ay kız, bu utanılacak şey miymiş ya? Yani ben var ya şu anda 7 düele ilan etmek istiyorum anneanne olduğumu. Vallahi. Canım, o kadar mutluyum ki anlatamam sana. Yani mutlu olmana sevindim tabii de. Sen kimsin? Kimsin derken? Kimsin işte? Adın ne? Nereden tanışıyoruz? Sen şaka mı yapıyorsun? Yok. Yani seni tanımıyorum. Yavrum. Ali senin kocan ya. Şaka mı yapıyorsun kuzum sen? Buldurukçuluk mu yapıyorsun annem? Buldurukçuluk mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya kocam mı? Ya ben ne ara evlendim ki? Gerçi hamile olduğuma göre bir ara evlenmiş olmam gerekiyor değil mi? Ay. Sen ciddisin. Beni gerçekten hatırlamıyorsun. Evet. Vay başıma gelenler. Vay başıma gelenler. Anne, patrona haber verdiniz mi? Bak zaten gıcık bana. Şimdi bunu bahane eder, kovar beni ha. Ya ne patronu abla ya? Sen çalışmıyorsun ki. Yani çalışıyordun da kendi işinin patronuydun ya. Mavi, senin halı dükkanın vardı. Halı dükkanın mı vardı? Evet. Hayır ya, ben İstanbul'da fabrikada çalışıyorum. Sen İstanbul'dayken fabrikada çalışıyordun Mavi. İstanbul'dayken... Neden geçmiş zaman kullanıyor anne? Biz şu anda neredeyiz ki? Abo, baba, Mavi contayı yakmış. Mavi, biz şu anda Ürgüp'teyiz. Ürgüp'te miyiz? Benim Ürgüp'te ne işim var? Ay bunun kafası iyice gitmiş ayol. Kızım, Ali ile evlenince Ürgüp'e geldiniz ya. Mavi, Allah'ını seversen ya, sen bizi tanımıyor musun şimdi? Siz kimsiniz? Oy.
Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Kardeş, ne olmuş ya? Kazam neyin mi olmuş ya? He, arabayı direğe toslamış. Ben gördüm kazayı, çok hızlı geliyordu. Freni tutmadı herhalde. Kadın direğe vurdu. Kadın mı? Arabada kadın mı vardı? Kadın sürüyordu abi. Yanında 3 tane daha kadın vardı. 4 kadın mı? Allah Allah. Arabayı İsmet kullanmayacak mıydı? Kimdi bu? He? Bir şey olmuş mu peki? Ölen neyin var mı? Ölen neyim yok. Üçünün durumu da iyidir de. Arabayı kullanan kadın baygındır. Hastaneye götürdüler. Allah'ım ne yaptım ben ya? Allah seni kahretsin Yaşar. Ya birine bir şey olsaydı? Neyse hadi kolay gelsin. Sağ ol. Doktor bey. Karımın beyninde bir hasar yok değil mi? Hayır yok. Kafaya aldığı darbe sonucu hafıza kaybı yaşıyor. Nasıl? Yani hep bu şekilde mi kalacak? Hastalar bölük pörçük bazı şeyler hatırlayabilir. Zamanla da hafızası tamamen geri gelebilir. Sorduğu sorulara cevap verin. Hatırlamasına yardımcı olun. Biraz da sabırlı olmanız lazım. Tamam. Peki. Biz eve gidebilir miyiz artık? Tabii. Gidebilirsiniz. Teşekkürler. Alem, doktorla mı konuştun? Ne oldu lan? Ne dedi? Bak, acil bir durum varsa söyle abine. Hemen bir helikopter kiralar gönderirim İstanbul'a sizi. Yok yok. Gerek yok. Zamanla iyileşir dedi. Hadi ya. Lan ben de sevindiydim ha geçmişi unuttu diye. Ne kadar ayıp ya. Yani şu düşündüğün şeye bak. Bu mu derdin? Yalan mı oğlum? Allah Allah. Yok abisinin ölümüydü, yok onun intikamıydı, yok ben böyle yaşayamamlar, boşanalımlar falan filan. Oğlum bunlarla uğraşmaktan mutlu olamadınız ki ne? Ya biz her şey unutulsun, geçsin, bitsin istemiyor muyduk? Ha işte. Allah'ım dualarınızı kabul etti. Neyse ya neyse hadi. Şu mavi giyinsin de çıkalım bir an evvel. Hadi. Geç. Ya ben birinin yerine oturmuyorum değil mi? İsterseniz siz buyurun oturun. Ay yok çocuğum yok. Aman otur. Aman otur. Hasibe ne duruyorsun ki? Kız yastık koysana kızının arkasına. Ay hemen vereyim yavruma. Çekin de şöyle. Yavru. Al anne. Ya ne kadar düşüncelisiniz. Çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız Refika Hanım. Kız ne oluyor buna ağzından bal damlıyor? Vallahi ben de gerçekten çok şaşkınım anne. Hayır yani mavi değil bu, sanki bir melek. Aç mısın kızım? Geldiğime hemen sofra hazırlayın. Ben şimdi kendi ellerimle hazırlarım. Oy annesinin gülü o gülü. Oh. Yok anneciğim yok, aç değilim ben. Yalnız Ali'cim yengem, gerçekten de teessüf ederim canım. Yani maşallah Cemal Junior'ın popülaritesini kıskandınız. Vallahi yenge yerde miyim gökte miyim bilmiyorum. Yani içim içime sığmıyor. Baba olacağım. Acayip bir duygu. İnşallah bize de nasip olur. İnşallah. Oh. İnşallah. İnşallah. Seni eylediğimiz yetmedi bir de bebeni mi eğleyeceğiz? Bebe dediğin senin torunun olacak baba. He, öyle oluyor değil mi? Ay şansının ağzına yüzüne tükürüyorum. Cemal, edebini takın. Pardon baba. Yengeciğim bak, bu damat, bu da kayınbaba. Birbirlerini hiç sevmezler zaten oradan da anlaşılıyordur değil mi? Ay yani şunlara bakar mısın ya? Bak 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 Ali'ye nasıl melül melül bakıyor. Kıyamam kız. Mavi canım. Sen şimdi kocanı ilk defa görür gibi oluyorsun değil mi? Nasıl ama? Çok yakışıklı çocuk. Kız var ya iyi kaptın sen benim kaynımı. Aferin. Utandırmayın benim gelinim Mavi. Utanılacak bir şey yok kızım. Aşk altın gibidir. Saklanmaz zaten. Heh. Babam romantik laflara başladı. Alış bunlara Maviş. Tamam. Karımın üstüne fazla gitmeyin. Canım. Yorgun musun? Uzanmak ister misin biraz? Yok. İyiyim böyle. Ali, biz ne kadardır evliyiz? Yeni evliyiz. 6 ay oldu da. Peki nasıl tanıştık?
yanlış bir şey mi sordum? Biz... Dur damadım. İznin olursa olayı ben anlatayım kızıma. Bizzat görgü şahidi olaraktan. Annesinin gülü. Şimdi şöyle oldu. Sen bu Goreçkilerin patis tarlasında sezonluk işçi olarak çalışıyordun. Bir gün eşyan üzerinde geldin. Kim bu güzel? Yavaş, yavaş, yavaş. Dikkat edin. Adın ne senin? Mavi. Ne kadar güzel bir kızsın. Eşekten mi düştüm yani? Hasibe anne alemsin ya. Ben de acaba ne anlatacaksın diyordum. Niye burun kıvırdın oğlum? Romantik değil mi? Rahmetliğinle biz öyle danıştıydı. İlahi Hasibe vallahi. Vallahi çok alem bir kadınsın ayol. Şakaydı yani değil mi? Kız canım tabii ki de şaka ya. Ya zaten senin bu ailen hep kandırıkçı, sen boş ver. Bak şimdi ben sana bütün gerçekleri anlatacağım Maviciğim. Ali ile senin hikayen, konağın zengin oğluyla hizmetçi kızın ultra romantik aşk hikayesi canım. Ben bu evde hizmetçi miydim? Allah canını almasın Safo ya. Şişt, bir dakika Cemal, lütfen canım. Dağılma Maviciğim, ben de kal. Aşkınız bu salonda başladı. Aha da Ali bu şöminenin oradaki koltukta oturuyordu. Affedersiniz, rahatsız ediyorum ama benim burayı temizlemem gerekiyor. Tabii tabii. Sen kimsin? Adın ne? Mavi. Yanınızda çalışan Hasibe Hanım'ın kızıyım ben. İstanbul'dan geldim. Bundan sonra burada çalışacağım. Yok yok. Olmaz. Bırak o elindekileri. Sen benim rüyalarımın kadınısın Mavi. Ya şey, Ali, biz bu kadar salakça tanışmadık değil mi? Aşk olsun, lafa bakar mısın? Allah canını almasın Safo ya. Ya böyle kötü tanışma mı olur? Az film seyret ya. Tamam yeter, gülmeyin artık. Kızın iyice aklı karıştı. Mavi, ben sana gerçeği anlatacağım. Canım, her şeyi de bilmesi gerekmez yani, değil mi oğlum? He, Hasibe, he, doğru diyorsun ya. Hazır unutmuş kana. Bırakalım öyle kalsın. Ya ne oluyor ya? Hepiniz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Ali, artık anlatır mısın bana lütfen? Biz seninle nasıl tanıştık? Anlatayım. Dinliyorum. Ben İstanbul'daydım. Sen de oradaydın. Sonra bir gün ben karşıdan karşıya geçiyordum. Bir araba geliyormuş, görmedim. Çünkü sana bakıyordum. Çekil! Sonra? Bir şey oldu mu bana? Yaralandın mı yani? Yok. Ciddi.
ciddi bir şey olmadı. İşte bu şekilde tanıştık. Yani koca İstanbul'da iki Ürgüp'le birbirimizi mi bulduk biz? Ya. Öyle oldu işte. Evet canım. Aynen o şekilde böyle birbirinizi buldunuz değil mi? İşte kader kısmet yani hep bu işler. Yalnız vallahi gerçekten de kıskandım. Ne kadar romantik bir tanışma hikayesi değil mi Cemal? Ya çok romantik bir tanışma. Hazibe ağa, perdeleri makineye koydun mu bacım? Ben koydum. Ha, iyi. Sen hala burada duracaksın mı ağa? Torun sevincinde bittiğine göre. Haydi gel, konağın işleri bitmez. Şu akşam yemeğine girişelim. Geliyorum şimdi, geliyorum. Anne. Annem. Sen bu konağın hizmetlisi misin? Hey ya kızım, çalışıyor. Ne oldu, neyi şaşırdın ki ne? Anne ben bu konağın geliniyim ama. O da şimdi şöyle oldu. Sen bu eve gelin gelmezden evvel biz burada çalışıyorduk. Hı. Şimdi sen geldin diye benim burada işi bırakıp gitmem olmaz değil mi? Yani bilirsin ki hiç o tıynette bir insan değilimdir. Neticede burada sigortam neyim de zaten çalışıyor. Aa, gerçi Refik Hanım defalarca aman olmaz. Hayatta size buralarda iş yaptırtmam dedi ama işte ben inat ettim çalışayım diye. Öyle değil mi Refik Hanım? Haksız mıyım, dungurum? Evet. Aynen öyle oldu. Anladım. Fatma, haydi kızım. Biz işimizin başına gidelim. Anca yetiştiririz. Oy yönlesin. Buluyor. Yürü kızım, yürü. Yürü. Anne. Kız ben resmen acıdım ya. Ne desek inanıyor. Ah Safa. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Çamaşır topluyorum. Ben onu soruyorum. Ya? Lan gidip öğretmen Ömer'e söylemişsin ya benden hamile kaldığını. Sen aklını peynir ekmekle mi yedin ya? Onu mu diyorsun? He, onu diyorum. Ya ne yapayım? Birden oluverdi işte. Açılıverdim. Kızım manyak mısın sen ya? Elin adamına gidip böyle sır verilir mi hiç? Ömer elin adamı değer. Ya? Ta çocukluğundan tanıyorum ben onu. O zaman bak biraz içim ferahladı. Çocukluğundan tanıyorsan mesele yok ya. Tövbe estağfurullah, hasbinallah. Lan insan bu, insan nihayetinde. Taş değer ya. Ya gidip birini anlatırsa ne yapacaksın? Hiç düşündün mü bunu? Ömer güvenilir bir çocuktur. Kimseye söylemez, merak etme. Söylemez. Lan daha duyar duymaz gelip bağcarladı ya bebe. Yemin olsun dakika bir gol bir ya. Gram beyin yokmuş sende. Vallahi soğudum senden şu an. Öyle mi? He öyle. Senin için konuşması kolay tabii. Semim nereye çektiğimi biliyor musun? İstemeye istemeye bebeğimi aldırdım ben be. Kimseye de bir şey diyemiyorum. Yüküm ne kadar ağır biliyor musun? Psikolojim bozuldu. Ne yapayım? Dayanamadım. Söyleyiverdim işte. Ya tamam Fatma bak ben seni anlıyorum ama sen de beni anla ne olur ya. Ben ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum. Şu aramızdaki münasebet bir öğrenilirse ne olur biliyor musun? İyi ha. Sen de şunu bil. Ömer'den sır çıkmaz. Ya ne kadar güzel bir konakmış burası. He annem ya. Bura grubun en güzel konaklarından yavrum. Ay. Şahsen ben ömrümün sonuna kadar burada yaşamak istiyorum. bir bu eksiydi. Aa, Ömer. Nereden çıktın sen? Hakikati oğlum, hangi rüzgar attı seni buraya? Diyeceğim de, gerçi bunun fazla öyle rüzgarı neyim de yok. Metin haber verdi Asibe teyze, Mavi kaza geçirdi diye. Çok merak ettim Mavi. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Sağ ol da, senin ne işin var örgütte? Kuzum, Ömer öğretmen olmuş. Daha yeni de Urgup'a çıkmış, onun için burada annem.
Hadi ya. Sen okulu bitirdin o zaman. Ablam kazadan sonra hafızasını kaybetti Ömer abi. Bazı şeyleri hatırlamıyor. Nasıl yani? Yani ben de en az senin kadar şaşkınım Ömer. En son İstanbul'da bekar bir kızdım. Gözümü bir açtım. Ali diye bir adamla evliyim. Üstelik Ürgüp'te. Sen Ali ile evli olduğunu da mı hatırlamıyorsun? Evli olmayı geç. Nasıl tanıştığımızı bile hatırlamıyorum ki. Hasibe teyzeler anlatmadılar mı sana? Neyi anlatmadı mı? Şeyi diyor kızım. Şimdi siz bir aralık kusuştuydunuz Ali'nin. Evlenmemelere falan kalktıydın. Ondan sonra Ali geldi böyle senin koynunu aldı da çok şükür barıştınız onu diyor. Ah ya. Ey Ömer ya. Ey Ömer oğlum ya. Ya illa ona eski defterleri açacaksın ha. Neyse kuzum. Haydi annem. Sen fazla ayakta kalma. Yorma kendini. Pembe. Ablanı odasına götür yavrum. Haydi kızım. Biz de Ömer'le konuşuyorduk ya. Sonra konuşursunuz yavrum. Haydi annem. Haydi. Hadi ablacığım gel. İyi tamam. Görüşürüz Ömer. Görüşürüz Mavi. Mavi'ye Ali'nin abisini öldürdüğünü söylediniz mi Hasibe teyze? Anladım. Söylemediniz. Niye gerçekleri saklıyorsunuz ki ondan? Mavi kaza olmasaydı Ali'den ayrılmak üzereydi. Bilmeye hakkı yok mu yani bunun? Doktor fazla yormayın dedi. He. Yavaş yavaş anadacağız. Hem ayrıca bazı kötü şeyleri bilmesine bence hiç gerek yok. Şimdi zamanı değil. Çok yanlış yapıyorsunuz Hasibe teyze. Yarın öbür gün kendisi hatırlayınca çok daha fena olacak. Onu da o zaman düşünürüz oğlum. He mi? Sen Mavi'yi gördün. Gayet iyi. Biz seni işinden gücünden fazla etmeyek. Haydi oğlum. Peki. Ben daha sonra tekrar görürüm Mavi. Hala görürüm diyor ya. Hala görürüm diyor ya. Anne yatırdım ablamı. Ne diyor Ömer abi? Aman. Mavi'ye neyi gerçekleri anlatmıyorsunuz diyor. Biz sanki anlatmayı bilmiyor ha. Allah Allah. Ya bu düşmanlık, bu kırgınlık bitmiş gitmiş ne güzel ya. Sen daha ne sündürüyorsun? Daha ne kurdalıyorsun oraları ya? Aa! Yok, yok, yok. Bu Ömer'i Mavi'nin yanından uzak tutmamız lazım. Şart oldu. Neyse, sen çık yuvarı. İşine gücüne bak. Ben de şuraları bir süpüreyim de geleyim. Tamam. Aklımdan çıkmıyorsun, bilmiyorum neden. Çünkü ben seni sökemedim kalbimden. Yani ve sen ne yapıyorsun ya? Unutamadım. Senin aşkından çaya vurdum kendimi. Böyle dinliyorum müzikleri, efkarlanıp çay içiyorum. Midemi deleceğim ulan. Ya bir sus, duyan olacak şimdi. Kırın daha yeni kaybettin sen. Başka bir kız için böyle şarkıda efkarlı pozlar veremezsin. Çok ayıp. Ne olacak? Duyan olursa Gülizar'a üzülüyorum derim. Zaten şarkıyı da ona göre seçtim bak. Ben seni söküp atamadım kalbimden. Kolay değil. Sen bilmezsin sensiz yaşamayı. Çölde susuz kalmayı. Hani karıcığım, seni unutamadım. Bırakıp gitme beni hesabı. Ya sen nasıl bir öküzsün İsmet ya? Ha ben kendime de şaşıyorum seni nasıl seviyorum diye. Ne var ya? Hiç şaşırma pembeciğim. Senin yerinde kim olsa bana aşık olurdu. Ama bu kez ben de çok fenayım kız. Hayatımda hiç kimseye böyle şeyler hissetmedim biliyor musun? Ne yapacağız ya biz Pembe? Hiç mi olmaz diyorsun? Seni seviyorum. Seni seviyorum son nefesime. Aramızda engeller var İsmet. He biliyorum. Gülizar'ın ölümünü unutamıyorsun. Ya ben unutsam da annem unutmaz ki. Deve kini vardır annemde İsmet. Kinlendi sana artık. Hayatta olmaz bu iş. Lan keşke annen de Mavi gibi hafıza kaybına uğrasa. Aramızda engel mengel kalmazdı. Ay Allah korusun İsmet ya. Korumasın kız. Eğer sevenlerin arasına girecekse korumasın. Düşünsene, şöyle annenin ayağı kaysa, kafasını bir çarpıverse,
hafızası kaybolsa, Gülizar'ı, beni sevmediğini, her şeyi unutuverse. Ha, sen şaka yapmıyorsun. Kızım aşkından deliye dönüyorum diyorum, ne şaka yapması? İsmet bak sakın. Sakın anneme zarar verecek bir şey yapma, bak fena bozuşuruz ha. Ya öldürecek kadar vurmayacağım ki. Hafifçe iteyim. Düşsün, kafasını çarpsın, hafızasını kaybetsin yeter. İsmet sakın. Bu konu burada kapandı. Tamam mı? Anladın mı beni? İyi tamam anladım. İyi. Aşkından yanalım, kavrulalım burada ama bir şey yapma İsmet. Of be. Şöyle kafasını çarpsa, hafızasını kaybetse ne olacak ki ya? Ucundan acık çarpıverse. Acık çarpacağımışım şuna bak ya. Şu süpürgenin sapıyla boynunu, kutuyunu acık bir çarpayım da korkun. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس